Şimdi cinayete kurban giden Erdem Kaynağ'ın ailesinin avukatı Nebil Erensoy'la görüştük. Çünkü en baştan beri yani neden bu dosyada şu anda bir tutuklama yok diye ailenin de buraya gelmesine neden o. Avukat Bey de diyor ki ilk iki celsede çelişkili ifadeler ve deliller tam olarak ortaya konulduktan sonra tutuklama talep ettiğimiz sırada bir şanssızlık yaşadık. Mahkeme başkanı tayini çıktı ve heyet değişikliği oldu. Yeni gelen heyet de haklı olarak çok kapsamlı olan dosyayı inceleme imkanı bulamadığından tutuklama yönünde bir karar veremedi. Biz geldiğimiz noktada heyetin dosyayı sonraki duruşmaya kadar inceleyip kovuşturma aşamasında ortaya çıkan delilleri de dikkate alarak yargılamanın tutuklu devam etmesi yönünde karar vereceğine inanıyoruz diyor. Yani mahkeme heyetinin tayini çıkınca ben geçen gün bilmeden söylemiştim ama bir 8-9 aylık bir tutuklama var. Tabii o 8-9 aylık tutuklama yeni gelen heyette dosyayı incelemediği için uzun bir süre diye yani tutuksuz olarak yargılanıyor dosyada özellikle Yine de böyle bir cinayet davasında tutuklamayı başta gerektiren sebepler ortadan kalkmadığı müddetçe tahliye kararı verilmesi bana göre çok sürpriz bir karar. Çok sürpriz ama bir işte karar. avukat diyor ki biz bu dosya incelendiği için diyor yani yeni heyet Yani dosyayı tabii şimdi. meslektaşımızın icadına teşekkür ediyorum. Ama ümit ederim ki bu önümüzdeki celse sayın meslektaşımın da bahsettiği gibi değerli mahkeme heyeti ve Gereken savcı kararı bu verecektir. konuda Biz bilemeyiz gerekli tabii dikkati ki. Biz gösterecekler. hani kimin ne olacağını bilemeyiz ama dosyayı inceleyen sayın hakim ve heyetinin başka kararları olabilir. Onun altını çizelim. Belki senin için de Takdire olabilir hürmet ediyoruz. Ali. Tabii ki verilen Allah'ım. Çünkü kararı senin de örneğin. ifadelerin Hayır. çok çelişkili. Benim kendimden şüphem yok. Ben Benim kendime her hani şeyden Ali şüphem yok kendi senin şüphem Ali. yok. Ben buraya kendim hani ifade etmek için buraya geldim. İfade edemiyorsun. Bak şimdi elimin geldi kendimi ifade ettim dilim İfade döndüğü için. Ben canlı edemiyorsun, yayından edemiyorsun. heyecanlanıyor olabilirim. Buraya sadece çıkmayan tek Artık bir kişi. şey söyleyeceğim. Artık Tek kişi heyecanın kaldı. kaldı mı yani? Nasıl? Heyecanın kaldı mı? Allah hala heyecanlıyım. Yemin olsun heyecanlıyım. Bak dilim zor dönüyor. Yani. Hala heyecanlıyım. Bence korkudan. Hayır, korkudan değil. Ben heyecanlıyım. Korkudan. İlk gün konuşma sebebimden ben 11 saat otobüste yolculuk yaptım. Hiç uyumadan geldiğim için ilk gün daha saçma konuşmuşum. Ben bunu kendim izledim sonra. Ama ben 11 saat uykusuz yolculuk yaptım. Yani. Ben 6'da buraya indim, 6.30'da ama Tamam da uyumadan Ali'cim buraya kaç geldim. gün uyursan, Ali korkudan uyumazsan da hani neyse ağzından onu anlatmaz kaçacak mısın diye yani? konuşamıyorsun. Ablam ben sana neyse onu Bak anlatıyorum. sana Ali, Vallahi hiçbir şey ona diyorum. anlatmıyorsun. Ablam ben onu anlatıyorum yani. Bu Erdem'i öldüren kişinin tuttum da ben öldürdüm demesini beklemiyoruz zaten. Ha, Evet, bunu evet. yapanlar da var. Bence Evet. eğer Erdem zaten söylenildiği gibi bir başkasının karısıyla merhaba ettiği için Rahmi Bey'in lafıyla söyleyeyim merhaba ettiği için eğer öldürüldüyse yani ondan dolayı cinayete kurban gittiyse zaten böyle bir cinayette onu öldüren kişinin çıkıp evet ben de bundan dolayı öldürdüm demesini beklerim ben. Çünkü öteki türlü bir anlamı yok zaten. Evet. Ha kimse de bunun Ağır için... tahrik altında yaptığını kabul etmiş olur. Hayır Eğer bu... kimsenin... Hayır bunu söylerse sizin söylediğiniz gibi şu olaylardan dolayı, karınla ilgili durumlardan dolayı ben bu iş yaptım dediği zaman ağır tahrikten istifade eder. Hayır, ağır tahrikten de yani kimse böyle bir şey yapmasın. Ağır tahrikten de istifade etmesin Ya bence. ayrı da Yani yani mümkün olan bak şeyleri izah Anadolu ediyorum. tabiri bizim birçok tabirimiz de köpekler üzerinden gidiyor tabii onlarla beraber yaşadığımız için. Burada öğrendim ben. Sal ipini gitsin. Yani anlatabiliyor muyum? Ya salarsın ipini gider. Ya o biri gider, bini gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani buralarda kendi elini kana bulamaya gerek yok. Ama Erdem'in o dönem öldürülmesiyle ilgili başka hiçbir neden yok. Hani neden? Halil'in eşiyle ilgili çıkan dedikodular. Ve Erdem gerçekten Halil'in eşiyle de görüşüyor. Evine de giriyor, evine de çıkıyor. Ama bunlar kuzen. Adam cezaevine girmiş. Evet. O da gidiyor, konuşuyor, geliyor. Şimdi telefon dökümlerine bakıyorsun. 10 saniye falan bir konuşma var. Evet. Yani hani böyle uzun uzadıya gecenin bir vakti falan konuşmalar yok. Zaten birçok arkadaşı da o konuşmaların kendi yanında yapıldığını söylüyor. Sen bile söylüyorsun. Evet. Yani bu evet. Bak, sonuçta bu konuşulduğu söylenen çoğu hani çıkarasını dökümünden Halil Hanım içeride yattığı günlere denk gelmiştir. Saltalık tarlası yakın olduğu için Saniye ablam biliyor. Yardımı gidiyorlar. Öğle kadar saltalığı bitiriyorlar. Öğlenden sonra görüşü gidiyorlar. Hı. Ben de bunu şahidim. Hani konuşma hani 50 saniye ne yapmıştır ne demiştir? Erdem bugün görüşü götürebileceğimizi işin nasıl? O demiştir ki benim saltalığım bitmesi lazım. Yardımı gitmiştir tarlaya. Bundan yanına Saniye ablam bile oldu yere. Onlar yardım etmiştir. Yani evet, annesiyle bir Halil Kaynağ annesi gitmiştir. Yardım etmiştir. Tarlayı bitirmiştir. Ama bir saniye. Bitirmişlerdir. Oradan gitmişler beraber görüşü gitmişlerdir. Hani konuşma
Bu anlamda bu şekilde kısa süreli konuşulmuştur. Anladım. Sen bunu Halil'e aynen bu şekilde söyledin mi? Yok, ben Halil'e bu şekilde konuşmadım. Ben niye? Bunu ifademde de söyledim. Artık şimdi ifade cinayetten işte sonra. İşte bak şimdi gelsin buraya Halil bak, Kaynak derdi tamam. Anlatsın konuşsun. Bak ben nasıl konuşuyorum. Tamam şüpheli duruma düşmüşüm. Kudret'in verdiği ifadeden şüpheli duruma düşüyorum ama gelsin o da anlatsın adam derdini. Tamam bak anlasın sen... Derdini. Tamam. Ben bildiğim her şeyi anlatıyorum yani bu... Sen... Tamam kimin... aferin bak şunu bir şey söylemek çok önemli evet. Ama bu mahkemede ifadede değil. Turan Bey ne diyor? Bütün köy çalkalandı diyor. Erdem'le Halil'in karısıyla ilgili hı. Dedikodularla diyor. O hı. Sırada da çıkıp kahvede orada burada bir dakika höst. Öyle şey olur mu? Ben de yanında şahidiyim. Böyle böyle de demek de bir erdemdir. Ya, yani Halil... birileri dedikodu yaparken orada oturup kim hakkında konuşuluyorsa konuşsun. O konuşmayı eğer dinlersen... Sen de o dedikoducunun dedikodusuna ortak olmuş olursun. Bir dakika böyle bir şey konuşamazsın dediğin noktada o dedikoduları kesersin. Bir de Halil'in eşine de günah değil mi ya? Bütün bunlar konuşulurken... Halil Kaynak zaten kahve alışkanlığı yok. Yani köyü kahveye kahveden gelmiyor. Bahsetmiyorum. Konuşanlar nerede konuşuyor? İşte köyde konuşuyor, kahvede konuşuyor, içerken konuşuyor. Bu laflar konuşulurken Hatice bizim tarlada salatalık topluyor. Hatice yani. Bu cezaevinden çıktı... bu dedikodular, Halil kendi itiraf ediyor ya ağzıyla, ben Erdem'le Hatice'nin konuşmasına şahit oldum diye karısını bize zeytin toplamaya gönderiyor. Yani. Şimdi bana bunun açıklamasını yapsınlar. İşte ben Halil bunu söylemedim, ben bunu söylemedim. Farklı bir şey konuşmuyorum. Çıksın. Farklı bir şey konuşmuyorum yani. Tamam, çıksın, Berivan ve ailesi, diye. Yani Berivan tabii daha net anlaşıyor dertlerini. Diyor ki, bizim kardeşimizin Halil'in karısıyla bir şey olduğunu biz inanmıyoruz. Evet, ben de inanmıyorum. Eğer diyor buna söylüyorum. Halil de inanıyorsaydı... Niye o zaman karısını bizim tarlaya gönderiyordu, bizim eve gönderiyordu? Niye o zaman bizim kardeşimiz alıp onu cezaevinde görüşe gönderiyordu? Bununla ilgili dedikodular Ali'nin üzerinden çıktı. Tuğra'nın üzerinden çıktı. Sonrasında benim zavallı kardeşim vuruldu diyorlar. Ben de diyorum ki benimle bir alakası yok. Ben görüşmem konuşmam yok yani. Herhangi bir şeyim yok. Ben ilk günden beri söylüyorum Erdem Kaynak'ın böyle bir şey yoktur. Konuşuyorum Ali her yerde söylüyorum. Bilir. Yani. Şimdi Ali'ye bir her şey soracağım. Söylüyorum. Yoktur diyorum ablam. Tamam. Ben Erdem Makin'i savunuyorum. Yoktur yani. Tamam keşke bunu Halil'e de söyleseydin zamanında. Halil Kaynak'ın görüşüne Hatice ve kaynanasını kim götürüyordu? Erdem götürüyordu ve bir keresi bir kere... Hatice de Halil içerideyken hakime verdiği ifadede ilkinde Erdem Kaynak götürüyordu diyor. İkinci sefer verdiği ifadede Erdem'le alakası yok. Kardeşim Durmuş götürüyordu diyor. Üçüncüsünde de o gün Müge Hanım'ın okuduğu ifadeyi veriyor. Su şişe muhabbeti. Müge Hanım ben onu... Burada da çelişkili ifadeler bir var. De bir, kaç bir, saat, bir de anasıyla bir, bir de annesiyle bir gidiyor. Yalnız gitmiyor. Ali'ye soracağım soru şu. Soruya geleyim. Bir saniye Allah. Bu, Erdem Hatice ile yalnız mı biniyordu hayır, arabaya hayır. Görüşe giderken? Halil'in annesi de annesi, var annesi mıydı? Vardı. Ben şahidim. Peki annesi bu ilaçlı su annesinin yanında mı içirildi? Hayır kesinlikle böyle bir şey yok. Bak, Hatice de yalanları, gerçekleri saklıyor. Bir sefer Halil Kaynak'ın yanında cezaevinde görüşmeyi bir sefer... Fadime'nin eşi götürmüş, duyduğum kadarıyla. Hı. Bir sefer Durmuş götürmüş. Diğerlerin hepsini Erdem Kaynak götürdü. Yalnız hatta, mı gitti Hatice ile? Hayır. Annesi de vardı, yani kayınvalidesi de vardı. Halil'in annesi vardı. Hatice zaten ayrı bilgiliyordu ya Hatice. Ve Erdem Kaynak şunu söylemiş. Senden başka kimizin araba düzgün kullanmıyor. Oğlum alıp giden arabayı geri getirmiyor. Arabamıza döküyorlar, bak, düzgün kullanmıyorlar. Paris deyip biz seni güveniyoruz, seyip sayıyoruz. He. Oğlum bizi sen götür. Erdem demiş ki benim saltanım var, ben sizi her zaman götüremem. Dediği için bununla... Erdem Kaynak tarlasını gelip salta atlayıp Erdem işi bitirip... Annesini ben... Biz o gün programda ben şöyle tamam, bir şey açıkladım. Erdem tamam, bir dakika, tamam, tamam. Yani. Bütün buraya kadar her şey normal. Evet. Tamam oğlum. Sonra Halil niye senin kafana silah dayıyor da sen Erdem'i çağırıyorsun, onun kafasına silah dayıyor? İşte zaten konumuz bu. Konumuz bu demek ama... ki Erdem'in hiç böyle bir şey yapma imkanı yok senin yok, gözünde. Yok, tamam. Kesinlikle yok. Halil ama böyle dedikodular duyuyor ve senin üzerine saldırıyor. Sonra sen Erdem'i çağırıyorsun, Erdem'in üzerine saldırıyor. Senin iddian, bunu evet. Halil kabul etmiyor evet. Ayrıca ben böyle evet. Bir şey yapmadım diyor. Evet. Tamam. Sen bunu iddia ediyorsun. Evet. Tamam. 20 gün sonra demek vuruluyor. Ki 20 gün sonra da öldürülüyor ama yani sana saldırmışken Erdem geliyor, Erdem'e saldırıyor bu adam. Evet, sonra Erdem saldırıyor. Yani. Tamam. Evet. Sonra da bu adam size cinayetten bir gün evvel ikinizi de bulacağım diye mesaj atıyor. Ve sen bunu Erdem'e söylemiyorsun. O adam senin mesela, sözlerinden gidiyor Erdem üzerine. Ben mesela inan ki geldiğine... Hatırlamıyorum yani. Ben yani sildiğimi dahi bilmiyorum. Ben gelen arkadaşlardan öğrendim mesajın. Hatırımda hayır. Bu bilinmeyecek bir mesaj mı? Ali bu silinecek bir mesaj mı? Adam bak benim telefonum, ben bu telefonu yeni aldım. Benim telefonum bir tane dokandın mı, normal benim diğer telefonum vardı. Kaydırdın mı arama yapıyordu. Veya da kaydırdın mesajı açıyordu. Bu telefonu
kaydırdığın an mesajlara veya gelen aramayı siliyor. Tamam, siliyor. Ya. Sen de sonra mesajı sildiğinde silinmişlere bakıyorsun ve çıkıyor tekrar. Bunda çıkmıyor ablam. Bunda çıkmıyor yani. Ben onun için diyorum yani. Ben mesaj silindiğine... Tamam, hayır bak, ben mesajı geldiğini gördün. Sen de bir dakika. Sen de Halil ne diye kayıtlıydı? Halil Kaynak diye kayıtlıydı. Hı. Tamam, o zaman mesajı sildin. Onu da kabul ediyorum. Evet. Ama sen Halil Kaynak'tan bir mesaj geldiğini gördün. Evet, gördüm. Tamam, Erdem'e döndün, ne dedin? Ben Erdem'e dönüp hani ben o gün ne oldu kaldı ben hatırlamıyorum. Alkol olduğum için. Bırak bu işi ya. Yani abi bir saniye bak, konuşuyoruz. Ben hatırlamıyorum. Ve o mesaj silinmiş, ben o mesajın geldiğini cinayet ya adamlara ben ondan hatırlıyorum. 20 gün önce silah dayayan bir adam var ve adam sana mesaj atıyor. Evet. Bak yalanamıyorum tamam, falan. Sildin. Atıyor. Tamam sildin. Onu da anladım. Tamam. Tamam ama bu adam size ne diye mesaj atacak? Bayramınızı kutlamak için mi? Cumhuriyet Bayramı'nı mı kutluyordu? Hayır, ne diye canım atacak? Hayır. Zaten işte ne diye attı da çıkmış sonra ortaya. Tamam çıktı. E tamam. Sen de Erdem ya ben yanlışlıkla sildim ama bu Halil bize gene bir mesaj atmış. Bak dikkat edelim. Ablam mesajın ben geldim kimse, işte hatırlamadığım için bak ben size bir söyleyeyim. Hatırlamam bilmediğim için ben cinayet yaradan öğrendim mesajı. Ne içiyorsun sen bu kadar hiç kendini hatırlamayacak kadar? Onu hatırlamıyorsun ama arabayla tekrar geri dönmüşsünüz. Arayolladan gittiğini hatırlıyor. He? Arayolladan gittiğini hatırlıyor. Evet, ama söyle aynı yolu kullanıyoruz abi. Biz nereden geliyoruz? Beyda'dan gelirken? Hatırlıyor. Yenişehir'den doğru geliyoruz. Arayolladan gittiğini hatırlıyor. Aynı yoldan gittiğini hatırlıyor. Biz nereden geliyoruz? Biz sen Beyda'ya gidip geliyoruz. Biz Beyda'ya giderken anayola mı kullanıp gidiyoruz, Beyda'dan gidiyoruz, Yenişehir'den gidiyoruz. Bizim hayır, geldiğimiz yer ama belli. İki tane yol yok mu? Evet. Tamam, sen de sarhoşsun. Hangi yoldan geri döndüğünü nasıl hatırlıyorsun? Yani. Bir tanesi hem uzun hem jandarma ya, polis şeyi var. Bilemezsin ki siz sarhoşken mesajını bile silip ama burası daha yakın. Hem, ama şimdi artık jandarma siz, riski ama yok yani. Senin dediğin gibi kendinizi hatırlamayacak kadar alkollüysen. Tamam mı? Evet, nereden geldiğini nereden biliyorsun? Ya geldiğimizi biliyorum ama nasıl geldik sabah ben akşam kaçtan ben kendini hatırlamayacak kadar sarhoş ama polis jandarmanın yolu keseceğini de iyi tahmin ya, edebiliyorlar. Biz sürekli bu yolu kullanıyoruz yani oradan gelirken genelde aynı yolu kullanıyorsun. Hayır. Yalan mı abi? Hayır bak Berivan çok hayır, güzel bir noktaya değindi teşekkür ederim ben sana dedim ki niye madem bu kadar alkollüydünüz nasıl araba kullandınız dedim. Evet. Sen de dedin ki arka yollardan kullandık yani polisin bizi yani çevirmeyeceği yerlerden. Tamam işte aynı güzel. Ya, tamam da bu nasıl bir sarhoşluk ve akıl tutulması nereden canı isteyince. Muhtemelen Yenişehir tarafından geldik ama biz başka yolu bulamadık. Nereden geçtiğiniz ama? Ya, ay bilmiyorum beyler yani bu konuda sakın yani. Arayolma boğazım ağrıyor. Tamam Yenişehir'den doğru arayoldan kiraz çıktık. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.